Bakın, kısa zamanda ne kadar olaylar olmuş. Çözüm süreci bunlardan bir tanesi. Mesela çözüm sürecini daha Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan bana göre gerçekten bunu sormalı bir din şurası. Bunu ne yapıyor? Çalışsın kardeşim. Çalışalım yani. Oturulsun, gerçekten böyle çözüm süreci olabilir mi? Suriye konusu. Olmalı. Olmazsa nasıl olur? Tabii. Bunu gerçekten daha önceki tecrübelerle ayet hadis ışığında tarihle alakalı, peygamber hayatlarına, peygamberler hayatlarıyla alakalı hepsini güzel bir şey ortaya çalışarak taksim olmalı. Çünkü önemli konular, hayati meseleler bunlar yani. Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için hayati mesele, önemli bir konular yani. Çözüm sürecinin mesela buzdolabına kaldırılması mesela. Misal. Aynı şekilde. Bununla beraber Suriye meselesi. Suriye'ye girilme meselesi. Avrupa Birliği'ne girilme. Veya şu andaki Suriye meselesi. Ne yapılmalı yani? Şu andaki Suriye meselesi. Veya Avrupa Birliği meselesi. Veya Amerika'nın durumu. Veya DAEŞ'in durumu. DAEŞ'in görürsün. IŞİD bunu ne yapılmadı? Güzel bir şekilde insanlığımıza anlatılmadı. Bunlar tamamıyla bir terör örgütü olduğu, hakikaten İslam'la alakası olmadıkları, bunlara kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmedikleri, bunların gerçekten sadece Amerika'nın veya Amerika'nın uzantılı olan bütün devletlerin desteğiyle beraber ayakta durdukları, bütün silahları, bütün güçleri onlardan aldıkları, onların emrinde, onların kontrolünde oldukları, onların istediği şekilde şekillendiklerini güzel bir şekilde halka ne yapılması lazımdı? Anlatılması lazımdı ki İslam'la bunların bağlantısı yok. Kalkıp da yani İslam'ı bunlarla beraber neudübillah kötüleme hakkı kimsenin yok yani. O şekilde bütün millete yapılabilirdi, anlatılabilirdi. Sadece bu mu? Değil. PKK da aynı şekilde, PYD de aynı şekilde, Amerika da aynı şekilde. İşin garip tarafı. Şimdi hep terör örgütü sayıyoruz da şimdi. Biz terör örgütü sayarken hep sen söyle IŞİD'i sayıyoruz, DAEŞ'i sayıyoruz, PYD'yi sayıyoruz, PKK'yı sayıyoruz. Kardeşim bunların reisi kim? Amerika, bu da terör örgütüdür be kardeşim ya.